talking. I'm being serious. You look so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you are curious why I'm so cold but so hot in the sheets, my body has got its needs and you got the goods to feed me. No, we don't speak, just fucking let you live, cause we ain't trying. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizler için City Walk'tayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzellikler de yanımda. Ferrari'sinden Lamborghini'sine, McLaren'ine hepsi burada arkadaşlar. Sizin için bugün bunları inceleyeceğim. Yani kapılarını açma şansım yok ama yine de sizler için yakından yakın çekim alacağım. Buradayız arkadaşlar. Burası City Walk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Açık bir outlet mall. Burada da gece fountain show'u oluyor. Çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğeneceksiniz. Benim için çok güzel bir yer. Süper bir yer diyebilirim. Hadi bakalım araçlara geçelim. Arkadaşlar Ferrari ile başlamak istiyorum sizin için. Gördüğünüz gibi araçlar genel olarak böyle stickerlı yapıştırılmış durumda. Çünkü araçlar hepsi Super Cars Club Arabia'nın üyesi. Araçları anlatmama gerek yok arkadaşlar. Böyle. Araçları maalesef içini incelemek çok mümkün değil. Çünkü burası çok turist alan bir bölge olduğu için, alışveriş merkezi olduğu için ben sizin için şöyle dıştan görüntüleri alacağım. Arkadaşlar yaklaşık burada 20 araç var. Hepsini hızlı bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi diğer bir Ferrari. Bunun plakası farklı. Bu araç Dubai'den değil, Bahreyn'den arkadaşlar. İçini göstermek gerekirse, bilmiyorum buradan görebiliyor musunuz? Kırmızı bir interior var. Kırmızı deri döşeme. Şöyle görüyorsunuz. 55 numara. Çok güzel, çok hoş. Burada bir Porsche'umuz var. Sarı bir Porsche'umuz. It's a Viper. It's called Viper. Yes. Bir bayan da arabanın modelini sordu bana. Burada bir Porsche var. 911 Carrera olması lazım bu araç. Gerçekten. Porsche'lerin de çok fazla modeli olduğu için. Evet. İşte 911 Turbo'ymuş, pardon. Böyle buyurun. Arkadaşlar burası şu anda benim için paradise, yani bir cennet. Yani bu arada bu arabalarla kal deseniz yani kalırım. Hiç önemli değil. Araçları o kadar seviyorum çünkü. Burada bir acayip bir Viper var arkadaşlar. Komple gördüğünüz gibi ön litlerinden yan litlerine kadar her şey var. Hava girişlerini zaten görüyorsunuz. Araç gerçekten en güzel araçlardan birisi şu anda buradaki. Çünkü şey değil, standart değil, custom, modifiyeli bir araç. Rengi de çok güzel. Kaplama gerçi rengi ama arkası siyah, ön taraf kaputa doğru altın rengi. Arkadan da almaya çalışıyorum. İşte bu araç da Abu Dhabi'den. Şu karbon detayı almadan gördüğünüz gibi APR Performance spoiler'ı da var. Karbon. Araç yani. Ben buradayım diyor zaten. Bu yanlışım yoksa Viper V10 olması gerek arkadaşlar. Bir hava girişlerini de yukarıdan görebilirsiniz. Detaylar mükemmel ya. Ve arkadaşlar sesiyle beni bitiren başka bir araca geliyorum burada. Lamborghini Aventador. Gerçekten muhteşem bir araba. 12 numaraymış. Bir de arkadaşlar bunun özelliği üstü açılabilen model. Üstü kendi mi açılıyor yoksa arkaya mı katıyorlar? Üstten alıp elle manuel bir şekilde, onu tam olarak bilmiyorum ama. Bu SV arkadaşlar, pardon, bu SV'miş. Aventador SV. Bunun fiyatı arkadaşlar yaklaşık 2 milyon dirhem. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Belki 5-6 milyon TL olabilir. Yani buradaki araçların arkadaşlar toplam fiyatları
Yani bilmiyorum, milyon dolarlarla ifade edilebilir arkadaşlar, görüyorsunuz. Ya bu Aventador'ların sesi arkadaşlar çok farklı. Anlatamam yani, ne bir Viper'da var ne bir diğer farklı bir araçta var. Bu aracın sesi, özellikle egzozdan çıkan geçişler. Bu arkadaşımız da bu videoyu almış olduk. Vites atarken ki şeyler çok fazla, sesi çok fazla yani, vites atarken diye. Blow off değil de onun daha farklı modunda bir ses çıkıyor, anlatamam arkadaşlar. Burada aynısının Aventador'un turuncusu var arkadaşlar. Bu da SUV arkadaşlar. Yani bu iki aracın buradaki fiyatı 5 milyon dirhem. Yani 5 milyon TL değerinde. Yani sadece şu iki araç arkadaşlar. Diğer araçlardan hiç bahsetmiyorum bile. Bakın şurada bir güzellik var. Hello, hello. Look at you. Do you like your cars? Do you like the cars? Arabaları çok seviyor burada arkadaşlar, belli. Arkadan gösteriyorum bir de. Egzozlar arkadaşlar. 4 egzoz arkadaşlar. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4. Yani sesi çok fazla. Diğerindeki egzoz görüntüsü farklıydı. Bunda 4 egzoz var, manuel çıkış. SUV detayını görüyorsunuz arkadaşlar. Harika yani. Lamborghini'nin zaten dizaynı çok güzel. Buraya gelirsek arkadaşlar, burada bir canavar var maalesef. Brabus modifiyeli. 4x artı kare diye geçiyor. V8 arkadaşlar. Dubai'de zaten her yerde görebileceğiniz bir araç. Brabus modifiyeli olmasa da normal G500 diye geçiyor zaten. G500 genelde lokallerin çoğunda var. Diyorum sizin için. Arkamda da şöyle bir bölme var. Buraya da geçme şansım yok. Burada da akşamları gece şovları oluyor. Çok güzel arkadaşlar. Dubai'ye gelirseniz Skywalk'a uğramanızı tavsiye ederim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, G500 4x4 artı kare diye geçiyor. Çarpı yani. Çok fazla bir canavar bir makine. Zaten sesinden bahsetmiyorum. Burada şarksları görüyorsunuz arkadaşlar. Ekstra sistemleri, amortisör sistemlerini. Sözler zaten gördüğünüz gibi yanda. Şahane. Brabus'u biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Mercedes'in modifiye firması. Gördüğünüz gibi devasa bir araç arkadaşlar. Diğer bir SUV'miz var arkadaşlar. Diriyle aynı. İnanılmaz ya. 3 tane Lamborghini Aventador aynı yerde. Yani arkadaşlar, diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyim yani, şu anda buradayım. Supercars Club Arabia bu olayı bitirmiş. Bu grup hakkında biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Bu arabayı çünkü gördünüz. Bu gruptaki insanlar komple geçen ay ya da bir sene boyunca Amerika'daydılar. Amerika'da geziyorlardı. Amerika'da turlar düzenliyordu vesaire. Yani paraya ihtiyacı olmayan grup diyeyim arkadaşlar zaten. Araçlardan da belli olur. Parayla sıkıntısı olmayan insanlar. Muhteşem. Burada bir sarı, bir sarışın bir arabamız var. Bakar mısınız arkadaşlar? İtalya diye geçmesi lazım ama kusura bakmayın gerçekten. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Modelleri arada karıştırabiliyorum. Görebiliyor musunuz arkadaşlar detayları? Gerçekten çok tatlı bir detay yani. Son derece şahane ya. Aynı şekilde arkadan alabilirsem sizin için. Arkadaki karbon detayı görebilirsiniz arkadaşlar, spoiler. Çok şahane. Arkadaşlar video biraz uzun olacak gibi gözüküyor. Çünkü o kadar araba var ve ben hepsini sizler için almak istiyorum. İnteriyörünü zaten görebiliyorsunuz herhalde. Kırmızı. Bayağı da yoğun arkadaşlar burası. O yüzden yan likide alayım arkadaşlar sizin için. O
Compre Carbon Detay ve DMC diye DMC adında bir firmaya ait olabilir. Son derece şahane. Burada normal Aventador var arkadaşlar. SUV değil, standart. Beyaz. Siyah beyaz. Ve plakası 1 arkadaşlar. 1 numarayı görmek çok zor. Çünkü plakalar burada çok pahalı. O 1 numaralı plaka eminim araç değerinde olabilir. Böyle söyleyeyim size. Yani plakalar 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon bu şekilde çıkabiliyor. Burada bir McLaren var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok yoğun demiştim, insanlar geziyor. Kamerayla video çektiğimi de görüyorlar ama her ülkede hayvansı insanlar var. Şöyle 570S arkadaşlar bu. Yanlışım yoksa. Bunun da sesini merak ediyorum. Çok fazla McLaren göremiyoruz Dubai'de. Bu da çok güzel. Siyah ve turuncu detaylarla. Şurası çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Görüyor musunuz kapı detayı? Şurada bir boşluk var. Şuradan da kapıyı açabiliyorsunuz sanırım. Değişik bir detay. Zaten aynalar. Dizler pardon. Mercedes'in AMG modeli var arkadaşlar. Bu AMG GTS olması gerek, yanlışım yoksa. Hadi geçin bakalım. Gerçekten çok şahane arkadaşlar. Güvenliğimiz burada. Bana çok güzel bir sıcak gelmiyor bu araba nedense. Top gibi bir araba, öyle diyeyim. Yani keskin hatları vesaire yok. AMG arkadaşlar, görüyorsunuz. GTS. Şöyle arkadan da alacağım sizin için. Güzel bir araba. Beğenen beğeniyor ama ben, yani param olsa kesinlikle almam. Gördüğünüz gibi burada bir farklı bir makine var. Aston Martin. Araç gerçekten şahane. Instagram'dan benim takip ettiğim birisi var burada ama kendisinin galerisi vesaire de var. Şişman birisi. Ama ismini şu anda hatırlayamadım. O yüzden selam veremeyeceğim kendisine. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok şık, çok güzel. Aston Martin'de çok fazla görmek mümkün değil ama arkadaşlar bundaki detay gerçekten şahane. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Manuel. Manuel'i biliyorsunuz arkadaşlar, number one. Bir arkadaşımız daha geçiyor buradan, hayvan gibi. Sağ olsun. Bu da zaten arabanın sahibi. Çekilsin bakalım. Burada da en farklı bir şey var. Ferrari var. Arkadan yine alacağım arkadaşlar sizin için. Ha, the car guy. Yes, yes, yes. His name is the car guy. Şeyde gördüm. İngilizce karışıyor arkadaşlar bazen. Adamın ismi The Car Guy. İnsanlar gördüğünüz gibi fotoğraf çekiliyor vesaire. Burada da gözüktüğü gibi The Car Guy. Galerisi var vesaire. Burada bir diğer Mercedes var arkadaşlar. AMG. Renkleri koyu renk. Gerçi arkadaşlar kaplaması ya. Burada diğer bir makine var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Diğer tarafta da vardı. Çok çok. Araçların sahipleri de burada arkadaşlar. Fotoğraf çektirmek için açtırıyorlar vesaire. Görebiliyorsunuz. Gimbal'ı da bu arada yeni aldım arkadaşlar. O yüzden biraz arada şey olabiliyor. Biliyor Aventador arkadaşlar, yeşil. Gerçekten harika. Kapı detayını görüyorsunuz zaten. Süper. Aracın sahibini de görüyorsunuz zaten. Hayvan gibi kendisi. Gördüğünüz gibi tekrar Lamborghini'den devam ediyorum. Arkadaşlar spoiler'i bunun daha farklı gözüküyor. Şuradan şöyle alırsam diğer taraftan almam biraz zor olacak. Lamborghini'nin çizgileri, hatları,
yani bilmiyorum da benim en sevdiğim hatlara sahip. Motor zaten arkadaşlar diğerlerini almalıyım. V12. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada biraz eski model diğer bir Ferrari var. Karga gitmediyse fotoğraf da çekebiliriz onunla. Şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Lastikleri biraz kalın geldi bana ama araçlar çok güzel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gimbal'da halen daha bir sıkıntı çekiyorum ama umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi araçlar şahane. Yani Citybox zaten şahane. Araçlarla beraber çok güzel bir etkinlik olmuş. Bu araçlar Dubai'de geziyor. Sürekli farklı yerlerde location'lara gidiyor. Orada duruyor. Yani böyle turistik olarak sergileniyor. İnsanların da ilgisini çekiyor yani. Çekmiyor değil. Gayet ilgi çekici. Şöyle alabilirsem ben sizin için arkada. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar olmasa daha güzel bir video olabilirdi ama insanlar olduğu için böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim bugün bayağı kullandım bunu. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.